Evet. Gelebilirsin tabii. Bismillah. Hop. Eyvah, adam bizi de düşürecekti. Neyse. Bugün geldik Koptay Kayak Merkezi'ne. İlk defa geldim buraya kayak yapmak için. Sizinle de paylaşayım istedim. Evet, serseri kayakçı çok. Önümden sıfır geçiyorlar. Hava bugün güzel, güneşli. İkinci turum, üçüncü turum bu. Teleferik yok, telesiyej var. Kayak kiraladım sadece. 50 TL. Bir de telesiyece 20 TL veriyorsun. Böyle T barı tutuyorsun. T barı tutup yukarı çıkıyorsun. Böyle biraz size göstereyim. Pistleri. Pistlerin eğimi fena değil. Ama bu eğim bittikten sonra bayağı bir düzlüğü uzun sürüyor. Hızlı inmeniz lazım aşağı, yoksa düzlükten geçemiyorsunuz. Düzlüğün orta yerinde kalıyorsunuz. Bu dik olan yerlerden biraz hızlı aşağı inmeniz gerekiyor. Böyle göstereyim aşağıda. Toplam 2 kilometre falan ancak pisti vardır. Belki daha az. 1500 metre falan diyebiliriz tahmini. Tam araştırmadım ama. Yani 10 dakika çıkıyorsunuz, 3 dakikaya aşağı iniyorsunuz. Öyle bir dezavantajı var. Artı telesiyej sırası kalabalık. Tek telesiyej olduğu için pistlerde pek bir kalabalık yok ama telesiyej sırası var. Bir gün de gösterebiliriz. Evet. Böyle işte, T bara biniyorsunuz, kayarak yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi burası zirve. Kop Kayak Merkezi'nin zirvesi. Manzara şöyle göstereyim, herkes görsün. Evet. Bir kayak yaparken çekebilecek miyim bilmiyorum ama deneyelim. Oh, 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 oh
Evet dostlar, birkaç kez çıktıktan sonra bu son çıkışım. Niye diye soracaksanız, arkamda da görünüyor telesiyes sırasını. Önünde 50 kişi var, yarım saat sıra bekliyorsun. Ondan sonra hop biri gelip önüne geçiyor, o hemen çıkıyor. Sen sıra beklemeye devam ediyorsun. Hop biri daha gelip önüne geçiyor, hop biri daha geliyor. Oradaki görevli de bunlar göz yumuyor. Bu kişiler güya sporcu. Biz ücret dahi verdiğimiz halde sıra bekleyip yukarı çıkamaz. Hop sıranın en başına. Bu son turum. Bir daha da gelmeyi düşünmüyorum. Ben Erzurum'da kaydım. Palandöken'de. Yıllarca oraya gittim hep. Böyle bir şey görmedim. Burada böyle bir sistem var. Millet de razı herhalde. Bir tek ben itiraz ettim. Tepkimi koyuyorum. Bunu da YouTube'a atacağım. Sporcu insan biraz saygılı olur. Biraz çevresine karşı hoşgörülü olur. Şu yanımdan geçen gördüğünüz beyefendi de hiç kimseye demeden geçiyor en ön sıraya. Çoğunluğu çocuk zaten. Kişilikleri oturmamış. Nezaket nedir bilmeyen. Kurallara riayet etmeyen. Evet. Sporcu adı altında böyle saçma sapan kayan, geri geri kayan, atlayan, zıplayan, milletin önünden sıfır geçen, kar küreyen, sırtında birini taşıyan, değişik değişik hareketler yapan kişiler. Sporcu demek istemiyorum ama biri de şuradan gidiyor mesela. Ben bir kez kayana kadar bu 5 kez kaydı. Son gelişim. Bir daha da gelmeyeceğim muhtemelen.